Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü Rabbina bilhak sallû ala Resulina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi imanda, ilimde, irfanda, ihlasta zirveyi yakalayan bahtiyar kullarından eylesin. Masivayı gönlünden uzaklaştırmış, aşkullah ve muhabbetullah ile kalbini tenvir-u ihya etmiş olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim huzurunda hesabımızı kolaylaştıracak, nezd-i ilahiyesinde derecemizi yükseltecek, ölümden sonraki hayatta hep rahat etmemize, aferin almamıza sebep olacak, iyilikleri ve güzellikleri bizlere sevdirsin ve nasip eylesin. Bizi huzurunda mahcup edecek, ağlamamıza, feryat etmemize sebep olacak, hesabımızı zorlaştıracak ve bahtımızı karartacak her türlü yanlışlardan, kötülüklerden nefret ettirsin ve muhafaza eylesin. Yüce Rabbim, milyonlarca ekranımıza nasip etmediği, bizi aralarından seçerek ilimle, irfan ile, hafızlık ile şereflendirdiği bu yolda sonuna kadar muvaffak olan kalbiyle, kalıbıyla, hayatıyla, ahlakıyla Kur'an-ı Kerim'i özümsemiş ve canlı birer Kur'an olmaya her birimizi muvaffak eylesin. Kıymetli dostlar, arkadaşlar, geleceğin alimleri, bir hadisi şerifle dersime başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Men ehya sünneti بَعْدَ اَنْ اُم۪يتَتْ فَلَهُ اَجْرُ مِئَةِ شَه۪يدٍ buyurmuşlardır. Yani benim bir sünnetimi imate edildikten sonra, yani öldürüldükten sonra, tamamen terk edildikten sonra kim ihya ederse onun için 100 şehit sevabı vardır. Bir şehit sevabı herkesin mütemennasıdır. Herkes şehit sevabını elde edebilmek için aşk ve heyecan taşır, canını, malını ortaya koyar, ben şehit olayım der. Çanakkale'de dedelerimiz, Bedir'de büyüklerimiz, Hendek'te büyüklerimiz, önderlerimiz hep bunun örneklerini ortaya koymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de ayat-ü beyinat ile Ahadis-i Nebeviyye'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikleriyle şehitlik makamının çok yüksek olduğunu, şehidin kendisini kurtardıktan sonra başkalarına da şefaat edeceğini okuyoruz. Hadis-i şeriflerde aleyhissalatu vesselam Efendimizin açıklamalarında. Dolayısıyla bir şehidin sevabı böyleyken 100 şehit sevabı veriliyor kime? Bir sünnet-i seniyyeyi ihya eden kişiye. Peki sünnet-i seniyyeyi ihya etmekten neyi anlıyoruz? Burasını bir gözden geçirelim. Mesela diyelim ki benim sakalım yoktur. İhmal ettiğim sakalı bıraktım. Veya ben sarık sarmıyorum. Bu tembellikten vazgeçtim, sarık sarmaya başladım. Ben şimdi sünneti ihya etmiş olur muyum? Böylece bir sünneti ihya etmiş olur muyum? Sünnetlerden hangisi aklınıza gelirse gelsin, böyle gözle görülen iki tane sünnetten
örnek vermiş oldum. İlla bunlar olması şart değildir. Sünnetlerden bir sünnet düşünelim. Arkadaşlar, sünneti seniyeyi ihya etmek demek ayrı şeydir, ittiba etmek ayrı şeydir. Yani bir insan sakalını tıraş ediyordu, bırakıverdi, bir sünnete ittiba etmiş oldu. Sarık sarmıyordu, sarık sardı, bir sünnete ittiba etmiş olur. Evvabin kılmıyordu, kılıyor. Şimdi bir sünnete ittiba etmiş oldu. İttiba ayrı şeydir, ihya ayrı şeydir. İhya ne demektir arkadaşlar? Bir toplumda yalan yaygındır. Sen bir çalışma yapıyorsun, o toplumda dürüstlüğü ihya ediyorsun. Artık yalan söyleyen toplum ne yapmıyor? Yalan söylemiyor, dürüst olmuşlardır, doğru söylüyorlardır. Yaptığın çalışmayla orada dürüstlüğü ihya ettin demektir. Bir mahallede, bir toplumda, bir çevrede namaz kılınmıyor. İnsanlar tembellik sebebiyle namazlarını kılmıyorlar. Orada namaz öldürülmüş demektir. Yaptığın çalışmayla orada namazı başlattıysan, o zaman sen orada namazı ihya ettin demektir. Bir toplumda misvak kullanmak diye bir usul kalmamış, bir sünnet icra edilmiyor. Ama yaptığın terhib ve teşviklerle ayetler, hadis-i şerifler okudun, insanları terhib ve teşvik ettin. Artık o toplumda insanlar abdest alırken misvak kullanmaya başlamışlardır. İşte burada ne oldu? Sünneti ihya etmiş oldun demektir. Demek ki sünneti ihya etmekle sünnete ittiba etmek arasında ne vardır? Fark vardır. Şehit sevabı veya 100 şehit sevabı sünnete ittiba mı vaat edilmiş, yoksa sünneti ihyaya mı vaat edilmiş? Sünneti ihyaya vaat edilmiş. Bir sünnetin ihyası demek, o sünnetin halk arasında sevilir bir duruma gelmesi için bir mücadele vermek demektir. Bir cihat yapmak demektir. Nasıl ki savaşta cihat eden kişi aldığı mermi yarasıyla, ok yarasıyla ölünce şehit oluyorsa, bir sünneti, öldürülmüş ve terk edilmiş bir sünneti ihya edecek olan insan da bu mücadeleyi verirken çok oklara, çok mermilere hedef olacaktır. Birileri gerici diyecekler, birileri yobaz diyecektir, birileri bu kafayı yemiş diyeceklerdir, birileri bu asrın, çağın adamı değildir, başka çağın adamıdır diyeceklerdir. Birileri bu adamın beynini yıkamışlar diyeceklerdir. Birileri bu adam çok tutucudur diyeceklerdir. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Bunların her sözü bir mermi gibi insanın kalbine saplanacaktır. Dolayısıyla bir mermiyle insan şehit oluyorsa, efendim, bir sünneti, dinin prensiplerinden bir prensibi ihya maksadıyla yapılan bir çalışma, efendim, kendisini ispatladığı zaman orada ne oluyor? Bir güzellik, hayat buluyor. Bir örnek vereyim. Bizim Karadeniz'de ve Türkiye'nin birçok yerinde mahrem ve namahrem meselesinde insanlarımız doğru olan neyse onu yaşamıyorlardı. Kardeş diyorlar, bütün akrabalar bir arada, kadın erkek oturuyorlar ve beraber sohbet ediyorlar, beraber gırgır şamata yapıyorlar, beraber sofrada, hatta düğünlerde vesairelerde kadın erkek efendim oynuyorlardı. Ama sonra Efendi Baba Kuddise Sirru Hazretlerinin taht-ı himayesinde yetişen Efendi Hazretlerimiz ne yapmışlardır? Mahrem ve namahrem kriterlerini Kur'ani veçh ile, Kur'an ve sünnette olduğu gibi yeni bir şey ihdas etmek değil. Mahremler belli, namahremler bellidir. Biz mahremlerin sayısını çoğaltamayız ve azaltamayız. Bunları kim beyan eder? Allah beyan eder. Nikahı haram olanlar, kesin haram olanlar bizim neyimizdir? Mahremlerimizdir, değil mi? Annelerimiz, kız kardeşlerimiz gibi. Nikahı ebediyen bize haram olmayanlar da bize namahremdir. Mahrem ve namahrem ölçülerini biz değil, kitap ve sünnet belirler.
yaptığı çalışmayla Efendi Hazretlerimiz eğer bu mahrem ve namahrem meselesini sadece kendi evinde, kendi eşiyle, akrabalarıyla uygulayacak olsaydı, dinin bu kriterine ittiba etmiş olurdu. Ancak kürsülerde, sohbetlerde, efendim vaazlarda hep bunu işleyerek, medreselerde, talebelerde, hocalarda bu konuyu işleyerek kahir bir çoğunluk artık bu işi uygulamaya başlamıştır. Evinde mahrem ve namahrem ölçülerine uymaya başlamıştır. Düğünlerde mahrem ve namahrem ölçülerine uymaya başlamıştır. Bu artık ne oldu? İhya olmuş oldu. Böylece dinin kriterlerinden bir kriteri ihya etmiş oldu. Bir başka örnek vereyim. 70'li yıllarda İstanbul'da belediyeler genelde haram helal duygusu olmayan, dini değerlendirmeleri kale almayan insanların elinde idi. Ve dolayısıyla mezbahanelerde hayvanları kesen insanların besmele ihtimamı olmayan inançsız insanlar idi genelde. Genelde böyleydi. Bu vesile kesilen hayvanların besmele ile kesilme ihtimali zayıftı. Ama kasaplar kesilmiş olarak kendilerine gelen hayvanları alıp satıyorlardı. Efendi Hazretlerimiz kürsüde besmele ile kesilmeyen hayvanın eti yenmez. Kasaplara bunu mutlaka sormalısınız. Kasaplar besmele ile kesilen eti satıyorsa ondan almalısınız. Bu konuda garanti yoksa almamalısınız demişlerdir. Ve cemaat sormaya başlamıştır kasaplara. Besmeleli mi değil mi bilmiyorum. Bilmiyorsa ben de almıyorum. Besmeleli mi değil mi? Bu gündeme gelince kasaplar da aldıkları yerlere sordular. Aldıkları yerde merkeze sormaya başladılar. Baktılar ki vatandaş bunu soruyor. Ondan sonra ne yaptılar? Müftü efendiden, müftülüklerden birer görevli istediler. O görevlilerin taht-ı himayesinde, onların gözetiminde besmele ile beraber kesmeye başladılar. Bu nedir? Bir mücadeledir arkadaşlar. Bu mücadele neticesinde elbette bir neticeye, bir başarıya ulaşılıyor ama o neticeye varıncaya kadar çok oklar yiyor insan. Bazen anasından, bazen babasından, bazen kardeşinden, bazen kız kardeşinden, bazen amcasından, dayısından oklar yiyor. Bir mermi insanı şehit ediyorsa bu cerahatü sinani lehaltiyam ve la yeltem ma cerahal lisan. Dilin efendim açmış olduğu yara, okların açmış olduğu yaradan, kılıçların, mızrakların açmış olduğu yaradan daha etkilidir. Zira mızrakların açtığı yara iyileşebiliyor, fakat dilin açmış olduğu yara kolay kolay iyileşmiyor. Burada neyi paylaşmaya çalışıyorum sizinle? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden, kriterlerinden bir kriteri biz kendi hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman sünnete ittiba etmiş oluruz. Eğer biz bunun toplumda yayılmasına yardımcı olursak, o zaman sünneti ne yapmış oluruz? İhya etmiş oluruz. 100 şehit sevabı kime vaat ediliyor? Sünnet-i seniyeyi ihya eden kişilere vaat ediliyor. İşte arkadaşlar, bu noktada şöyle bir değerlendirmeyi paylaşmak isterim sizinle. 79-80 senesinde, 80 ihtilali olmuştu. Bir grup arkadaşla beraber, İsmail Ağa'daki Emri bil Maruf grubundan bir grup arkadaşla beraber, zannedersem 5 kişiydik. Emri bil Maruf yapmak maksadıyla buradan Urfa'ya gittik. Urfa'dan Gaziantep, Nizive falan gittik. Oradan da Diyarbakır'a gittik. Doğu'da şöyle bir bölgeyi Emri bil Maruf için dolaştık. 5 kişiydik. Bir minibüsle gitmiştik. 5 kişi içerisinde hoca olan, ayet okuyucu, mana verebilecek, kürsüye çıkıp vaaz edebilecek olan sadece ben vardım. Diğer 4 tane arkadaşımız esnaf olan insanlardı. Derviş insanlardı, esnaf insanlardı. Ayet okuyup mana verebilecek, hadis-i şerif okuyup mana verecek durumda değillerdi. Ancak kürsüde, mihrapta vaaz etmiyor ama sokakta esnafla muhatap olduğunda ikili konuşmalarda, görüşmelerde Emri bil Marufçu olduklarından dolayı güzel
efendim usuller öğrenmişler, faydalı oluyorlardı. Şimdi o yolculuğumuzda, o emir bil maruf turumuzda aralarında en genç ben idim. Diğer dört tane abimiz, sakalları gerçekten çok heybetliydi. Sarıkları da, cübbeleri de, şalvarları da çok heybetliydi. Bir tanesi minibüste giderken dedi ki, Efendi Hazretlerimiz buyurdular ki, bir insan, bir kadın çarşafıyla beraber sokakta gidiyorsa, bu sokakta dolaştığı sürece emri bil maruf yapıyor. Bütün kadınlara İslam'ın kıyafeti budur, Kur'an'ın kıyafeti budur diye bunun reklamını yapıyor. Bir insan şalvarıyla, cübbesiyle, sarığıyla dolaşıyorsa sokakta, o sokaktan gelip geçen bütün insanlara, kendisini gören bütün insanlara böyle bir kıyafet vardır. Bu dini celili İslam'a uygun, mutabık ve muvafık bir kıyafettir. Allah ve Resulü'nün sevdiği, tercih ettiği, atalarımızın hayatlarında uyguladığı, Viyana'yı fethettikleri kıyafettir deyip bunun reklamını yapmış oluyor. Yani bu kıyafetle dolaşan adam hiç diliyle emri bil maruf yapmasa bile sokakta dolaştığı sürece emri bil maruf yapmış sayılır sözünü paylaştılar arabanın içerisinde. Ben de şöyle derinden düşündüm. Arabadan indiğimizde Urfa'da, Gaziantep'te ve Diyarbakır'da diyorum ya, aralarında gencim ama yani hoca olan benim, ayet okuyacak, hadis okuyacak benim, onlar sokakta vaaz ederler ikili vatandaş ile muhatap olduklarında, işte namaz kılalım, haramlardan yüz çevirelim gibi böyle çok basit, yani basit deyince karşıki tarafa kolay söylenebilecek şeyleri söylüyorlardı. Ama arkadaşlar, böyle beş kişi sokağa döküldüğümüz zaman, arabadan indiğimiz zaman herkesin dikkatini çekiyordu. O arkadaşlara, benim yanımdaki diğer arkadaşlara, inanın ki Şeyhül İslam'a gösterilen ilgi gibi, iltifat gibi Diyarbakır ve o çevresinde iltifat gösteriyorlardı. Yani o kıyafetin heybeti, o sarığın, o cübbenin heybeti onları gerçekten çok etkiliyordu. Ve gittiğimiz camilerde veya sohbet ettiğimiz yerlerde çok kalabalık insanlar ilgi ve iltifat gösteriyorlardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir sünneti ihya etmek demek, kendi kendine yaşamak değildir. Ama bazı sünnetler vardır ki, onları yaşarken mecburen reklamını yapıyorsun. Şimdi sizin misvağınız varsa, misvağınız cebinizdedir veya dolabınızdadır. Bunun reklamını yapmak da çok kolay olmaz. Ama başınızda bir sarık varsa, sokakta, otobüste dolaştığınız sürece siz bunun reklamını zaten yapıyorsunuz. Bir senesi beni bir sohbet için Antalya'ya çağırmışlardı. Antalya'da hiç gitmedim ben. Gitmemiştim. Ama Antalya deyince aklıma ne geliyor? Antalya turizm bölgesidir. Çıplaklar kampının olduğu yerdir. Böyle bir ön yargı var. Mevsim de yaz mevsimi. Şimdi uçağa binerken zaten Antalya uçağının yolcuları farklı, Trabzon uçağının yolcuları, Diyarbakır uçağının yolcuları farklıdır ya. Yani. Evet. Ben dedim ki kendi kendime, ben şimdi Antalya'ya mı gidiyorum? Peki o zaman uçaktaki yolcular da farklı olacak. Antalya sokakları da farklı olacak. En iyisi dedim ben sarığımı güzelce kafama koyayım. Dilimle onlara bir şey söylemeye fırsat bulmayabilirim. Düzgün de böyle pırıl pırıl parlayan beyaz cübbemi de giyeyim. Uçağa böyle bineyim ve gideceğim yere kadar sohbete böyle gideyim dedim. Gerçekten şimdi Antalya yolcularının olduğu bölüme doğru ilerleyince yani gerçekten Antalya yolcusu vardı orada. Bir kaportası onlara uymayan ben vardım. Benim dışındakilerin hepsi Antalya yolcusuydu. Bir ben Antalya yolcusu değildim, şazdım onların arasında. Şimdi ben dedim ki olsun. Onlar hor görmüş olabilirler. En azından bir, gözleri yavaş yavaş alışır. İkincisi, gerçekten böyle piyasada kendisi yaşamasa bile yaşayanı gördüğü zaman Efendimiz'i temsil eden veya İslam'ı temsil eden veya atalarımızı temsil eden o güzel kıyafeti gördüğü zaman gerçekten mutlu olan
insanlarda vardır. Bir de göz alışmalı ve yarın bu işi görerek seven insan bir adım yaklaştı demektir, iki adım yaklaştı demektir. Sonuçta bir çiçekle yaz gelmez ama hep yazlar bir çiçekle başlamıştır. Arkasından diğerleri de gelmiş oluyor. Bu bakımdan arkadaşlar şunu tavsiye ederim her bir dostumuza, her bir kardeşimize. Sokağa çıktığımız zaman sıradan, vasıfsız, özelliği olmayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini topluma ihya derdi olmayan, toplumda yayma derdi olmayan sıradan bir insan, şuursuz, dertsiz bir insan olarak sokağa çıkmaktansa şehitlik sevabını, hatta 100 şehit sevabını bize kazandıracak olan bir takım güzellikleri, sokak artık bunlara alışmalıdır. Bu İstanbul, Fatih Sultan Hazretleri'nin fethettiği İstanbul'dur. Dolayısıyla Fatih Sultan Hazretleri cübbesiyle, sarığıyla, şalvarıyla beraber o kıyafetiyle şu sokaklarda efendim dolaşmıştır. Askerleri ve o günkü mücahitler öyle dolaşmışlardır. İstanbul'u ihya etmişlerdir. İstanbul'un sokağına bu kıyafet mi yakışır yoksa başka kıyafet mi yakışır? Bu kıyafet yakışır diyerek bize yakışan bu kıyafeti bir şekilde benimsemek lazım. Benimsemek sadece doğrudur demek değil, hayata geçirmek lazım. Zor mudur? Alışmayan insan için zordur. Ama alışan insan için zor değildir. Zor olsun, zor olduğunu kabul edelim. E kardeşim, adam şehit olabilmesi için, bir şehit sevabı alabilmek için canını veriyor, malını veriyor, her şeyi ortaya koyuyor, hayatı bitiyor, şehit oluyor. Sen 100 şehit sevabına talipsen, bunu efendim seve seve yapmalı diye düşünüyorum. Yani sözün özü arkadaşlar, sünneti ihya etmek ile sünneti ittiba etmek arasında fark vardır. Bu farkı görmek lazım. Sünnet deyince Efendimizin yolu ve prensibi olarak da düşünürsek sallallahu aleyhi ve sellem efendim namaz, cemaatte namaz, tadil-i erken, yani farz, vacip, sünnet, edep ne varsa bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bir yerde namazda tadil-i erken yoksa, herkes namaz kılıyor ama tadil-i erken hiç kimse de yoksa orada ne yapmak lazım? Tadil-i erkeni ihya etmek lazım. Doğru mu? Tadil-i erkeni ihya ettiğin zaman 100 şehit sevabını almış olursun. Bir mahallede cami var ama cemaat, millet namaz kılıyor, camiye cemaate gitmiyor. O mahallede cemaat sünneti öldürülmüş. Ne yapacaksın? Teşvik edeceksin, teşvik edeceksin. O sünneti orada ihya edeceksin, 100 şehit sevabı alacaksın. Yine Emri bil Maruf grubundan bir grup ile Edirne'ye gitmiştik, Trakya'ya gitmiştik. Cami cami, köy köy dolaşıyoruz. Camiye gidiyoruz, kimse yok camide. Bir imam var, cemaat yok. Eğer cemaat varsa iki tane, üç tane böyle hayızdan nifastan kesilmiş. Caminin yoluna gelirken bir baston veya iki bastonla böyle zor gelen iki tane, üç tane ihtiyar var. Zaten konuştuğumuz zaman, vaaz ettiğimiz zaman duymuyor adam, bizim dediğimizi de duymuyor. Ne yapıyorduk bu sefer? Gidiyorduk, camide namaz kıldıktan sonra kahveye gidiyorduk, kahvede bulduğumuz insanlara vaaz ediyordu. Yani gerçekten çok garip köylerdi gittiğimiz köyler, o dönemde 70'li yıllarda çok garip köylerdi. Bir köye gittik arkadaşlar, köy biraz kalabalıktı. Öğle namazında vardık, tıklım tıklım caminin etrafı insan dolu, şaşırdık, cenaze mi var, düğün mü var? Neyse ezan okundu, millet camiye girdi. Cami doldu. Şaşırdık. Bizim aramızda o zaman Hoca Efendi olarak öğretmen emeklisi ve öğretmenlikten ayrılan Şakir Hoca Efendi vardı. Güzel sohbet ederdi. Şakir Hoca Efendi o cemaati öyle kalabalık görünce, günlerdir hani bir tane cemaat, iki tane cemaat bulup camide bulduğumuz halde kahvelerde insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştık. Bir tarafta kumar kağıdı, bir tarafta böyle bakıyor. Onlara vaaz ederken bir de top dolu bir cami bulduk öğle namazında. Aşka geldi, kürsüye çıktı, mektubatı açtı, mektubat okumaya başladı. Sanki karşısında 40 yıllık derviş var gibi. Şimdi şeyden sonra, sohbetten sonra dedik ki, hayret bir şey dedik.
Yani burada Edirne'de biz kaç gündür geziyoruz. Cemaat yok. Burası dolu. Düğün mü var? Yok. Cenaze mi var? Özel gün mü? Pazar mı? Yok. Bir tanesi dedi ki, Hoca Efendi dedi, burası dedi yıllardır böyledir dedi. Her gün böyledir dedi. Sabah namazını da gelirseniz bu cemaatin en azından yarısını camide bulursunuz dedi. E nasıl oldu bu? Dedi ki, takriben 30-35 sene önce bu köye bir imam geldi. Daha önce bizim köylerde diğer köyler gibiydi. İmam efendi geldi. Baktı ki cami var, cemaat yok. Bir gün, iki gün, üç gün bu böyle olmaz dedi. Camiye en yakın olan kişiye dedi ki, bu akşam sende misafirim dedi. Geçmişlerine bir Yasin okuyacağım dedi. Buyur hocam falan dedi. Evine gitmiş, misafir olmuş, Yasin okumuş, dualar yapmış. Onları uçurmuş cennete doğru. İkinci akşam komşuya gitmiş. Üçüncü akşam diğerine gitmiş. Köydeki bütün evlere, eve gitmiş, misafir olmuş, Yasin okumuş, Mülk Suresi okumuş, dua etmiş. Ve her gittiğini de yavaş yavaş üfleye üfleye camiye davet etmiş. Bu çalışma arkadaşlar köyde bir sene, iki sene, üç sene içerisinde herkesi camiye getirdi. Kadını ile erkeği ile her birisi artık namazı sevmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladı. Sonuç olarak o imam efendi orada yaptığı çalışmayla Edirne'nin değil arkadaşlar. Dediler ki onların söylediğini söylüyorum. Bütün Trakya bölgesinden ne kadar hafız varsa sadece bu köyden o kadar hafız var. Bütün Trakya bölgesinden ne kadar imam hatip mezunu varsa sadece bu köyden o kadar imam hatip mezunu var dediler. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Her köyde imam vardı. İmamsız köy yoktu. Biz gittiğimiz köylerde de imam bulmuştuk. Ama bu köyün o günkü imamı değil. 30 sene, 35 sene önce gelmiş olan imam bir çalışma yaptı. Orada namazı ihya etti mi? Etti. Cemaati ihya etti mi? Etti. Kur'an'ı ihya etti mi? Etti. Gençleri ihya etti mi? Etti. Ve 30 sene sonra, 35 sene sonra biz gittiğimizde 30 sene önce atılan tohumların güzel çiçeklerini, güllerini görmeye başladık. İşte imam olacaksan böyle imam olmak lazımdır. Gittiğin yeri ihya edersin. Efendim bu imam sadece maaşına endeksli çalışan bir imam değildi. Din derdiyle dertlenen birisiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini celil-i İslam'ı bütün muhtevasıyla beraber o bölgede hakim olması için gece gündüz çalıştı. İnsanların evlerine gitti, ayaklarına gitti, yalvardı, yakardı, sevdirdi, camiye getirdi. Sadece camiye getirmekle bırakmadı, gençlerine sahip çıktı. Hafız etti, kurslara gönderdi, imam hatiplere gönderdi. Birçok efendim diyanette görevli, imamlıkta, müezzinlikte, Kur'an öğretiminde görevli insanlar o köyden yetişen insanlar oldular. İşte buna ihya faaliyeti denir arkadaşlar. Peki bu açıklamalardan sonra dersimize gelelim. Dersimizde arkadaşlar son iki derste bildiğiniz gibi Şeytan aleyhillanenin bizi aldatmak noktasında kullandığı hile ve desiseler okuduk. Okuduğumuz bölüm aslında makul olan, yani şeytanın bizi etkilemesi noktasında 7 tane hileden bahsedilse bile asıl etkili olan bölümünün tamamını okuduk. Bu bölümü aslında biz kitabımızda yeri gelmeden okuduk. Neden yeri gelmeden okuduk? Çünkü kitabımızda takip ettiğimiz derslerde insanın kalbinde bulunması muhtemel olan hastalıklardan bahsederken riyadan bahsetmiştik. Riya gösteriş demektir. Riyadan bahsedince şeytanın insanı aldatmakta kullandığı metotlardan birisi de riyadır. Birincisi terktir, ikincisi tehirdir, üçüncüsü efendim aceleciliktir, dördüncüsü riyakarlıktır. Yani bir insan ben ibadetimi yapacağım, şimdi yapacağım, zamanında yapacağım deyince şeytan ona madem öyle o zaman acele et der, kalitesini düşürmeye çalışır. Acele de etmeyip de düzgün yapmaya karar verdiği zaman o zaman şeytan ona riyakarlık tuzağını kurar. İnsanlar görsünler, beğensinler, insanların gözüne girersin, düzgün yap öyleyse demeye başlar. Ve böylece
Riya hastalığını, mikrobunu içimize yerleştirdiğinde bu sefer biz ameli ne kadar güzel yaparsak yapalım, Allah için yapılmayan, başkası beğensin diye yapılan amelin karşılığını Allah'tan alamayız. Bu konudaki meşhur, savaşta millet ne cesurdur desin diye öldürülen insanın şehitlik sevabını alamadığını, millet ne cömert insandır dediğinden dolayı desinler diye malını sağa sola fakirlere veren insanın mükafatını alamadığını ve millet ne güzel Kur'an okuyor desinler diye Kur'an okuyan veya millet ne güzel sohbet ediyor desinler diye sohbet eden insanların mükafatını alamadığını ve bu üç grup insanın başka ameli olmayınca فَاُمِرَ بِهِ فَسُحِقَ فِي النَّارِ emrolunup doğru cehenneme atıldıklarını dinlemiştik. Zaten riyanın zararları açısından, riya gösteriş maksadıyla yapılan ibadetin zerre kadar insana faydasının olmamasını anlatma bakımından bu hadis-i şerif gerçekten vafi ve kafidir. Öyleyse riyanın zıttı nedir arkadaşlar? Riyanın zıttı nedir? İhlastır. Riyanın zıttı nedir? İhlas. Riya ne demektir? Başkasının da bilmesini, başkasından da bir şey beklemek demektir. İhlas ne demek? Halisen, muhlisen Allah'tan istemek demektir. Ve ondan mükafat beklemektir. Ben bu amelimi yapıyorum, hiçbir kimseden aferin beklemiyorum. Hiçbir kimsenin beni takdir etmesini beklemiyorum. Sadece ve sadece Allah takdir etsin. Şimdi arkadaşlar, ben burada bir konuşma yapsam size ve bu konuşmadan da niyetim şu olsa, hepinizin gözüne girmek olsa, hepinizin gönlüne girmek olsa, yani riyakarlık olmuş olsa, gerçekten ben hepinizin gözüne, gönlüne girmiş olsam ama Cenab-ı Hak benim bu yaptığımı kabul etmemiş olsa, bunu tabiri caizse paçavra gibi suratıma vuracak olsa, sizin gönlünüze girsem, gözünüze girsem ne olacak? Bana verebileceğiniz bir şey var mı sizin? Yok, kefenin içerisine girdiğim zaman, toprağın altına gittiğim zaman, ruz-u mahşerde vardığım, hesaba vardığım zaman siz de benim gibi hesap vereceksiniz, sizin bana verebileceğiniz bir şey yoktur. Öyleyse sizin gözünüze ve gönlünüze girmek için yapılan şey boşuna bir emektir, boşuna bir zahmettir. Allah Celle ve Ala Hazretleri için, onun rızası için, halisen, muhlisen, onun rızası için yapılan az da olsa faydası vardır. Onun rızası olmadan yapılan çoğuk şeylerin faydası yoktur. Velev ki savaş meydanında ruhunu teslim etsin, velev ki fakir fukaraya malını bitirtmiş olsun, velev ki insanlara Kur'an okuyarak nefesini tüketmiş olsun, Allah için olmadıktan sonra çok olanın faydası olmaz. Peki arkadaşlar, ihlas sadece ve sadece Allah için, Allah rızası için yapmak demektir. İmam Rabbani, affedersiniz, Efendi Baba Kuddise Sirru Hazretleri der ki, ilim ameli gerektirir, amelde ihlası gerektirir. İhlas neyin karşısı zıttıdır? Riyanın zıttıdır. Peki, ilim kitaplardan öğrenmekle, okumakla, hoca efendilerden öğrenmekle elde edilir. Amel de o öğrendiğini tatbik etmekle elde edilir. Peki ihlas neyle elde edilir? Dedikten sonra derdi ki, Tarikat-ı Muhammediye başından sonuna kadar ihlası öğretmek için yazılmış bir eserdir. Fakat bir insan Tarikat-ı Muhammediye'yi kağıtlarıyla, yapraklarıyla beraber yutsa, o insanda ihlas hasıl olmaz. Ne zaman ihlas hasıl olur? İhlas bir insanda masivayı kalbinden attıktan sonra gerçekten ihlas hasıl olur. Gerçek ihlas, insan kalbinden masivayı attıktan sonra hasıl olur. Ne demek masiva? Ma ol bir şey ki sivahu Allah'tan başka. Allah'tan başka her şeyi kalbinden çıkarıp aşkullah ve muhabbetullahı kalbine yerleştirdiğinde o zaman ihlasın hakikati, gerçeği insanda temayüz etmiş olur. Efendim, tebellür etmiş olur. Peki, bu masivayı insan kalbinden nasıl çıkarabilir? Masivayı insan kalbinden nasıl çıkarabilir? Elbette, tarihten bugüne kadar İslam'ın gelişmesine baktığımız zaman,
Kur'an'ın yayıldığı dönemlere baktığımız zaman insanların dini celil-i İslam'ı olgun, dolgun, kamil yaşadıkları dönemlere ve toplumlara baktığımız zaman hep bunu mürşid-i kamiller temin etmişlerdir. Yani bir insan ne kadar kabiliyetli olursa olsun, ne kadar becerikli olursa olsun, eğer bir mürşid-i kamile teslim olmamış ise onda noksanlıklar mutlaka oluyor. Tarlada, ormanda hudayi nabit olarak biten bir ağacı siz aşılarsanız çok mükemmel bir meyve alırsınız ondan. Hudayi nabit olarak biten aşılanmadıktan sonra ona ne deniyor? Yabani deniyor arkadaşlar. Yabani meyve deniyor. Bundan dolayıdır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Sahabe-i kiramı aşılamışlardır. Ve onlar ne olmuştur? Asrın en mükemmel insanları olmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşıladığı gibi aşılamayı Ebu Bekir Efendimiz'e de öğretmiş, Hazreti Ali Efendimiz'e de öğretmiş, Hazreti Ömer Efendimiz'e de öğretmiş, Ebu Bekir Efendimiz Selman-ı Farisi'ye de öğretmiş derken günümüze kadar bu görevi yapan, yani insanlara Allah'ı sevdiren, gönüllerden masivayı temizleyen ve dolayısıyla insanları mükemmel bir ihlasa kavuşturma faaliyetlerini yürüten mürşitler hep olmuştur. Toplumda bunlar bittiği zaman zaten kıyamet kopacak demektir. Bu bakımdan arkadaşlar, tasavvuf çalışmalarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve la maksude illallah ve la ma'bude illallah ve la mevcude illallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi vardır. Ne demektir bu? Yani insan zikrediyor, çalışıyor, çalışıyor, çabalıyor bir noktaya ulaşmak için. Hangi noktadır o? İlahi, ey benim Allah'ım, ente maksudi, benim başka bir derdim yok, benim maksudum sensin. Ve rızâke matlûbî, senin rızanı istiyorum, başka bir derdim yoktur. Bütün çalışmalarda hedef nedir? Tasavvufta, efendim alıyorsun eline tesbihini, çalışıyorsun, Allah Allah diyorsun, la ilahe illallah diyorsun, vazifelerini yerine getiriyorsun, derin saatte uykunun tatlı olduğu saatte uyanıyorsun, abdestini alıyorsun, namazını kılıyorsun, oturuyorsun bir köşeye, eline tesbihini alıyorsun. Bu mücadele nedir? Tarlada uğraşan çiftçi bir şey için uğraşıyor. Tarlayı kazıyor, gübreliyor, ondan sonra tohumunu ekiyor, bir netice bekliyor. Neticede ne bekliyor? O tarlayı kazarken olmuyor bu. Efendim belki 3 ay sonra olacak, belki 4 ay sonra olacak. Tohumu ekecek, sonunda arzu ettiğini bulacak. Bu manevi yolda yürüyen insan ne için yürüyor? Tohumları ekiyor. Neticede neyi bekliyor? İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Allah'ım benim maksudum sensin. Ben hedefime seni koydum. Sana ulaşmak istiyorum. Ve rızake matlubi. Benim matlubum senin rızandır. Başka bir derdim yoktur. Bir insan gönlünde bu duyguyu ve düşünceyi hakim kıldığı zaman ihlasın hakikati o kalpte ne olmuş olur? Tahakkuk etmiş olur, gerçekleşmiş olur. Bu kalpte efendim ihlasın hakikati tebarruz edince, tahakkuk edince riyadan tamamen kurtulmuş olur. Arkadaşlar, siz uçağa binmek için nereye gideceksiniz mesela? Diyelim ki Trabzon'a gideceksiniz. Trabzon'a gitmeye niyet edersiniz. Evinizden çıkarsınız. Efendim havalimanına gidersiniz, biletinizi alıp şu kapıdan, şu nolu kapıdan uçağa geçin diyorlar size. Şimdi siz o kapıya gidersiniz. Ondan sonra otobüse binip uçağa geçersiniz. Uçağa geçince bu merhalelerde her birisinde niyet ettim Trabzon'a gitmeye, niyet ettim Trabzon'a gitmeye der misiniz? Demezsiniz, demeye gerek yok. Zaten o yola girdiniz. O yola girdikten sonra, usulüne o yolu bulduktan sonra hep niyet ettim Trabzon'a demeye gerek yok yani. Umre'ye giderken de öyle demiyoruz değil mi? Yani bir insan ilahi ente maksudi ve rızake matlubi oturttuğu zaman o hayatının bütün bölümlerini yapacağı her şeyi ne için yapar? İlahi ente maksudi ve rızake matlubi diye yapar. Riya bunun kalbine kolay kolay girmez. Kolay kolay girmez. Allah'ın izniyle girmez. Ancak bunu yakalayabilmek için o ilahi ente maksudi ve rızake matlubi bölümünü ne yapmak lazım? İyice kalbe yerleştirmek lazım.
Sözün özü şudur arkadaşlar. Riya, kalpteki hastalıkların en çirkinlerinden birisidir. İnsanın amelini tamamen değersiz hale getiren, canını vermesini bile bedava hale getiren, anlamsız hale getiren, bütün malını, servetini fakir fukaraya vermesini anlamsız hale getiren bir mikroptur riyakarlık. Fakat bu riyakarlığın karşısında efendim bunu öldürecek, bu mikrobu öldürecek antibiyotik nedir? İhlastır. İhlas ve samimiyettir. Bu ihlası yakalamak da nereden geçer? Tasavvuftan geçer. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini düzenli bir şekilde, erbabının talim ettiği şekilde zikretmekten geçer. Elbette tasavvuf sahibi olmayan birçok insanda da ihlas vardır. Ancak ihlasın zirvesini yakalamak, masivayı kalpten ihraç etmekle gerçekleşir. Kamil manada ancak bu şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla arkadaşlar, riyadan kurtulmak istiyorsak ihlasa sımsıkı sarılmalıyız. İhlasın kemalini yakalayabilmek için bir mürşid-i kamilimiz olmalıdır. Mürşid-i kamilin tahti himayesinde kalp temizliğimizi daha kısa zamanda gerçekleştirmiş oluruz. Bugün dersimi bu kadarla iktifa ediyorum arkadaşlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri sizi, bizi, her birimizi ihlasta zirveyi yakalayan, İlahi ente maksudi ve rızake matlubi noktasında kemale eren bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, rızasına uygun olmayan tavır ve davranışlardan veya niyetlerden ebediyen bizleri muhafaza eylesin. Son nefesimize kadar cümlemizi dini celili İslam'a hadim eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, hocalarımızdan, mürşidlerimizden, büyüklerimizden ahirete intikal edenlerin de ruhları için, mütevellideki dostlarımızdan, dernekteki kardeşlerimizden ve hayır sahibi olan kardeşlerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, her birimizin aile büyüklerimizden, aile bireylerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.